Evet, buyurunuz. Vallahi dağıttım her şeyi. Boruyu patlattı, asfaltı parçaladı. Şok olduk biz görünce. Ortalık savaş alanına döndü. Trabzon'a gideceğiz. Zira tazikli su kabusuna yakalandı bazı Trabzonlu dostlarımız. Sevgi selam. ...20 dakikadır bu şekilde devam ediyor ve karşı bina yarılmaya başladı bile suyun üstünden. Boruyu patlattı, asfaltı parçaladı. Ben ne olduğunu anlamadım. Dışarı bakmak istedim. Camlardan akan sudan dışarısı görünmüyordu. Tazikli su evleri, mahalleyi su içinde bıraktı. Orası patladı. Tahminim 10 tane vana olup vana kapatılmış herhalde ama ana şebekedeki su hala akıyor. 10 vana olacağına 3 vana var tahminim. Bir türlü bitmiyor. Trabzon Ortahisar'daki ana isale borusu bir anda patladı. Basınç asfaltı bile parçaladı. Camı bile kırıldı. Üst sokaktaki arabamın camı bile kırıldı. Ama asıl kabus sonrasında yaşandı. Tazikli su yüksele yüksele 7 katlı Sebat apartmanının çatısına kadar ulaştı. Çocuk olur orada boğulma ihtimali var yani yukarıda. Daireler su içinde kaldı. Çatı katının balkonu kırıldı. Çökme riskine karşı içindekiler tahliye edildi. Camlar kırıldı. Annemin evinden aşağı şu an su akıyor. Tonlarca su yolları adeta göle çevirdi. Ekipler geç de olsa müdahale etti. Su kesilince herkes rahat bir nefes aldı. Ya şimdi gerçekten hani kimseyi de suçlayabileceğin, söyleyebileceğin bir şey yok. Bir su borusu patlıyor. Yerin ana altından yani, asfaltı ana boru. Patlatıyor. Ana boru değil mi? Böyle bir tazik apartmanın üst katına çıkıyor, çatıyı deliyor, apartmanın içinde su basıyor daireye, sular şakır şakır akıyor. Yani bu böyle bir senaryo yani senaristler yazsa ve okusan yok canım artık, yok, o kadar da abartmışsın denir hani. Çünkü apartman mesela şu an ağır hasar görmüş durumda biliyor musun? Tabii. Ve işte güvenlik şeridine çevrildi ve bir taraftan da aklına gelmez. Hani depremini şunu bunu gördük de birdenbire böyle sudan dolayı apartmanın 7. katındasın, su bastı evi. Düşünün. Nereden aşağıdan gelen tazikli suyla beraber. Kimsenin aklına gelecek bir şey değil yani. Arabayı uçuruyor fark. Daha doğrusu o bak patladığı yer hani atıyorum 1 metre ileride olsa arabalar uçardı. Hemen çünkü park ettiği arabaların hemen yanı başında oluvermiş. Tabii canım, bir yanından yürüyen biri olabilirdi. Her şey olur. Üzerinden araç geçiyor olabilirdi. Her şey olabilirdi. Yani bu bas acaba baksana hemen 1 metre olsa şu siyah araba şu an işte. Araba şeyin çatının üstündeydi. Balkon çöktü ya. Balkon çöktü evet. Yani. Valla bu hani tabii aşık her şey günümüzde şey bilgisayarla şunda bununla yapılıyor ya, acaba hani tazikli su bir alarm vermedi mi, bakımlar mı geç yapıldı ya da yapılmadı mı, neden böyle birdenbire patlayabilir ki, onu da merak ediyorum açıkçası. Trabzon'da asfalt, meydana geliyor bu arada. Evet, Trabzon'un 7 şehir miydi, evet yani ilçesinde, yeni mahallede. Evet, Ortahisar. Ben de böyle yani asfaltı kaldıracak kadar bir birikintinin olması korkunç, da gerçekten. Bir patlamış şiddetini düşünemiyorum gerçekten. Yani dediğim yani. Gibi hani büyük geçmiş olsun kardeşlerime. Yani izlesek filmde yok canım şu abartmışlar yani ya. Tom Cruise yapsa bu kadar ya. Olmaz Tom, sen de hani anladık Tom alırdı kaykayını ne deniyor işte surf bilmem nesini o şeyde hallederdi durumunu yani Tom Cruise yani, olsaydı. O derece yani. Tabii. Yani tabii gülüyoruz ama yaşayanlar büyük korku yaşamışlardı, çok büyük geçmiş olsun, gülünecek hiçbir durum yok elbette, kusura bakmayın. Neyse gibi Tom, can kaybı Tom, yok Tom dediğim. Tom hikayene güldüm yani ama bu olay gerçekten seni beni o evde yaşayan herkesi gürültüsüyle şiddetiyle çok korkutan bir olay. Evet. Büyük geçmiş olsun. Ya apartman ağır hasar görüyor. Ötesi var mı yani düşün. Hadi bakalım geçmiş olsun. Trabzon'a sevgi selam.